yedin. 13 lira. Leve bant alımı için hazırlamış olduğum bir küçük trafo var. Şu anda onu iptal ettim. Direkt antenden aldığı sinyali kullanıyor. Bu sadece anten girişindeki sinyali yükseltiyor. Trafonun sarımına göre LV bant daha yüksek almasını sağlıyor. MV bantta da biraz daha yükseltme yapıyor ama MV banttan sonrasında herhangi bir fonksiyonu yok trafonun sarımından dolayı. Giriş 60 tur anten girişinden alınan, çıkışı da 30 tur 0.25 milim telden sarılı. Ferit nüvede bu tasarrufu ampullerin içerisinden çıkan nüvelerden, onun üzerine sardım. Şu anda direkt ilk modifiye ile 225 kHz'de yaklaşık 6-8 desibel arası doğrudan antenden alıyor. Şimdi şu anda yapmış olduğum trafonun modifikasyonu olmamış hali. Doğrudan antenden alıyor. Şimdi bırakacağım. Sinyal seviyesi yükselecek. Yani bariz bir şekilde fark yaratıyor. Şu parça. Sarı. Şuradaki parça. Anteni tekrar ayarladım. İlave koyduğum bobinin de nüve üzerinde rotasyon yapılması gerekiyor. Maksimum performans alınması için. Şu anda bu şekilde. Bir de yeni bir antenle deneyelim. Aynı şekilde mini bir antenle sinyali de yükseltiyor. Fast radyosu, sinyal biraz zayıf geliyor. Şu anda ev ortamında çekiyor bunu. Bayağı kapalı bir yerdeyim. Yani antensiz biraz zor çekiyor ama. kHz bayağı kuvvetli geliyor. Bu arada bugün çalışma yaparken önce ayar potunu da kırdık. Yarın tamir yapılacak. İlaveten bir de parazit sinyaller, yıldırım gibi çakma esnasında işlemci zarar görmesin diye zener diyot ve Bren 4148'den oluşan bir koruma diyot devresi de ekledim ama telefon pek odaklamıyor. Şurada işlemcimiz bu. Bu da LV ve MV için nüveye doğrudan bağlı olan bobin uçları. Direkt buraya giriyor. Buradan veriyorum. Herhangi bir zarar görmesin diye üzerinde çalışma yaparken. Çünkü hassas bir işlemci.
bozulma olasılığı yüksek. Şu anda son durum bu şekilde. İleride AN bandı için bir filtre yapmayı düşünüyorum. Biraz daha parazitleri bastırması için.